Merhabalar, İBT Medya İlkay Tutucu. Bugünkü çay arası sohbetlerimizi kahve arası diye değiştirdik. Tavsun çok değerli eğitim neferlerinden biri. Tavsun Safven Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Sayın Ömer Topuz bizim bugünkü konumuz. Ömer Bey'le Tavsun'daki özel okulların, özel eğitim kurumlarının durumu, öğrencilerimizin pandemiden nasıl etkilendiğini, kurumların nasıl etkilendiği konuşacağız. Tabii bu 36 yıllık bir emeğin ürünü bu Tavsun Safven Eğitim Kurumları. Ömer Bey bu kurumu baştan aşağı kuran arkadaşlar, ekip arkadaşları beraber kuran ve eğitime gönül vermiş bir hocamız. Yüzlerce, binlerce öğrencisiyle, yetiştirici öğrencisiyle, sevgisiyle bu eğitime gönül vermiş bir hocamız. Hocam, 36 yıl nasıl geçti? Neler yaptınız bu 36 yılda? Bu konuma nasıl geldiniz? Bize bir anlatın. Hocam, merhabalar. Biz üniversite bitirdikten sonra devlet tayin istemedim. Ama özel okulu düşünerek, dershanecilik mantığıyla o zamanki Lisanfen Dershanesi ile başlamış oldum. 85-86 öğretim yılında. Uzun yıllar dershane olarak devam ettik. 2015 yılı itibariyle devletimizin dershane kapanmasını istedi. Biz de özel okula dönüş olayı oldum. 2015 yılında temel lise, köklü temel lisesine dönüştük. Tabii uzun bir geçmişimiz olduğu için de köklü ismi daha uygun olduğunu düşündük. Devletimiz 4 yıl sonra okul yapacaksınız dedi. Biz de 2015 ile 2019 arasında temel lisesine devam ettikten sonra 2019 yılında Bağır Mahallesi'nde Lisanfen Koleji'ni inşa ederek 2019 yılının Eylül ayında yeni binamızda okulumuza geçtik. Köklü Anadolu Lisesi olarak eğitim öğretimimize orada devam ettik. Hocam bu okulu yaparken ben sizi yakından takip ettim. Oradaki bu okul yapılış sürecini bir anlatır mısın? Çünkü çok emeğiniz var ve örnek bir kurum yaptınız orada. Hem bina olarak hem eğitim kurumu olarak. Hiç bitmeyecek denen bir kurumu siz çok kısa bir zamanda bitirdiniz. Onun bir hikayesi vardı. Böyle her zaman anlatırsın diye. Evet. Anlatsanız bir onu. Tabii o 2019 yılında devletimizin temel isteyen okul dönüşme esnasında biz yer aradık. Yerlere baktık. Çok yerlere baktık. Süresi çok kısıtlı olduğu için bir araştırma neticesinde o Bağlar Mahallesi'ndeki yeri bulmuş olduk. Orada müteahhitimiz de sağ olsun bize dedi ki işte 1 Şubat'ta teslim ederiz dedi. Eylül, Ekim ayı başlayıp 1 Şubat'ta teslim ederiz dedi. Fakat daha sonra bazı o senede çok fazla yağış olmuştu. 1 Şubat olmadı. 1 Nisan dedi. Fakat 1 Nisan'dan önce de bir 31 Mart'ta seçim vardı. Seçimden dolayı da Tarsus'un belediye başkanı değiştikten sonra her şey inşaat tarafından biraz durdu. İki ayrı bir gecikme oldu. Mayıs ayının sonuna doğru Nisan 1 Haziran'a doğru geçti. O dönem biraz bocaladık, okul bitmeyecek endişesi içerisine girdik. Fakat müteahhitimiz dedi ki bitireceğim, söz möz dedi. Biz de o devrelerde müteahhitlerin biraz sıkıntı olduğunu düşünerek pek görmedik ama biz yine de inanmak istiyoruz bitireceğini diye. 1 Ağustos dediler, gene olmadı. Ağustos 16'sı oldu, hala okulumuz kaba bir inşaatı vardı. Baktınız olmayacak, el attınız şöyle bir. Evet İlk abi, o konuda bir olmayacak. Sonra işin başına biz geçtik, müteahhitle beraber. Ekstra elemanlar bularak 10 gün gibi, 12 gibi kısa sürede büyük bir emek, büyük bir çaba harcayarak, ekstra ödemeler yaparak inşaatımızı Eylül 5'ine kadar bitirmeye çalıştık. 6-7 Eylül'de temizliklere ulaştık. 8 Eylül'de eşyalarımız geldi akşam. Gece sabaha karşı 4'te de sıralar gelip 9 Eylül sabahı okulumuzu saat 9'da açtık. Böyle bir sıkıntı yaşadık ama baya bir sıkıntıydı. Görenlerin hiçbiri diyor ki bu okul bitmez, bu okul böyle yarım kalır. Çünkü kafası daha duruyor gibi derken 15-20 gün bir kısa sürede çok büyük bir emek harcayarak okulu bitirdik. Özel eğitim kurumu ama çok örnek bir bina oldu. Tabi bina tek başına bir şey değil. Bunun yanında içindekilerin de önemi var. Eğitimcilerin, öğrencilerin dahil buna katkısı var. Bu pandemi döneminde özel eğitim kurumları nasıl etkilendi hocam? Nasıl ayakta kaldınız? Öğrencilerle ilişkiniz, velilerle ilişkiniz nasıl bir boyuta
evrildi. Onunla biraz değinirseniz. Değinirmek tabii. Gerçekten biraz o dönemi tüm eğitimciler, tüm sektörde olduğu gibi bir sektörde, eğitim sektörde biraz sıkıntı yaşadık. Bayağı bir sıkıntı yaşadık. İşte online eğitime geçtik. Öğrenciler orada istediği verimi alamadık. Birebir ders almaya başladık. Yine sıkıntı oldu. Velilerimizin ekonomik sıkıntıları dolayısıyla bize de yansıdı. Çalışanlarımızın ekonomik sıkıntıları biraz sıkıntı yaşadık. Eğitim bir kopma, uzaklaşma gibi bir durum görüldü. Sonra devletimizin kurslar açması şeklinde bir söyleyince biz 12 sınıfın çoğunluktaydı. Merkezde, Tarsus merkezindeki yeni Ömer'deki bir kurs merkezimiz vardı. Orada öğrenci oraya kaydırarak kurs adı altında, kurs şeklinde çocuklarımızın eksilerini tamamlamaya çalıştık. Evet. Ama bayağı zorlandık. Çocuklar boşlukta kalmadılar. Boşlukta bir kalmadı, evet. Destek aldılar. Dolayısıyla evet. Üniversite sınavlarını yazdılar. Geçen hafta galiba bir sınav yaptınız. Gördük, evet. Özel eğitim setleriyle beraber sanki bir sınav ortamı yaratmışsınız. Evet, okulumuzda çok son prova şeklinde bir şey yaptık. Kalemlerimizi, silgilerimizi, kalem başarılarımızı biz kendimiz hazırladık paket içerisinde. Öğrenciler dedi ki hiçbir şey getirmiyorsunuz. O gün giriş belgenizi ve kimlik kartınızı getirerek kodlar nasıl yapılacaksa kapıda tek tek sıraya dizdik. Onları üst baş arama şekliyle, dedektörle. Arkasından kalemlerini verdik. Maske bir şekilde sınavı tutturduk. Sonra sınav esnasında rahatsız olanlar varsa maskeyi indirerek güzel bir prova oldu. Tam bir sınav ortamı olmuş yani. Evet, çok iyi bir prova oldu. Hocam bu dönemde öğrenciler nasıl ettiler, neler kaybettiler, bunların telafisi mümkün mü? Önümüzdeki 2021-2022 sezonu, eğitim sezonu neler getirecek? Bu eksikler tamamlanabilecek mi? Sizin bir 36 yıllık bir tecrübeniz var bu konuda. Nedir bu öğrencilerin durumu ve 2021-2022 nasıl olacak sizce? Tabii gerçekten çok zor olacak. Çünkü 1,5-2 yıl yakındır öğrencilerimiz eğitime uzaklaştılar. Yüz yüze eğitimden, öğretmenlerinden, arkadaşlar uzaklaştılar. Evde online yapmaya çalışıldı. Fakat yüz yüze eğitimin daha etkili olduğunu düşünüyorum. Ben yıllardır deneyimli öğretmen olarak söylüyorum. Yüz yüze eğitimin her zaman etkili olduğunu düşünüyorum. Temas etme olayı, dokunma olayı, anlamadığını sorma olayı, birebir iletişim olayları çok önemlidir. Online'da bu olmadı. Tabii bütün şeyleri eğitim camiası aynı şey söylüyor. Yani uzaktan eğitimle yüz yüze eğitim arasında çok fark var. Birbirinin ekamesidir, yani birbirinin yerini dolduramayacak şeyler. Bu zorunluydu. Dünya olarak etkilendiği için biz zorunlu olarak buna girdik. Ama biz yaz kursları, yazın telafi dersleri yaparak bunu kapatmaya çalıştık. Şu anda bile yaz kursumuz başladı. O çocuklarımızın 10'ların, 11'lerin, 12'lerin tekrar, 12'lerin gerçi sınavı bu hafta sonu da. Ama 10, 11'leri tekrar şu an kursa aldık. O geçirmiş, kaybettiğimiz dönemleri tekrar kurs vererek onları telafi ediyoruz. 3 ay boyunca da ders vereceğiz. Ama aynı şans diğer öğrenciler için geçerli oldu mu? Biraz sıkıntılı. Olmadılar. Bu peki kayıtlar ne durumda? Valla çok güzel gidiyor kayıtlar şu anda. Yaz kursuna mesela rağbet çok. Hatta devlet okulunda bile gelen bir sürü öğrenci var. Hocam biz yaz kursuna 3 aylık bir eğitim yapmak istiyoruz. Hangi sınıflara eğitim veriyorsun? 10, 11, 12. 12. Tamam. Bu 2000 peki 2021-2022'ye özel bir hazırlık olacak mı, yoksa hani Milli Eğitim Bakanlığı açıklığı özel artık eskisi gibi değil bir bu eğitim süreçli planı farklılaşıyor mu, var mı öyle bir plan, yoksa aynı sistemde devam edecek mi? Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasına göre 1 Eylül'de okullar açılıyor dedi. Biz de normal olarak devam edeceğini düşünüyoruz. Herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Şurada değişiklik olacak mı? Yok. Aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Yani şu an bakanımızın bir açıklaması olmadı ama aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Takviye kursları olabilir belki. İletişim kursları adı altında öğrencilerimize okul çıkışında ya da cumartesi günü takviye kursları yapılabilir diye bakanımız öyle söyledi ama biz de şu an yazın yaptığımız için dönem içerisinde sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Gayet de güzel gidecek diye düşünüyorum. Buradaki eğitimle öğrencilerin bir kısmı bu 1,5 yıl içerisinde baya baya etkilendi. Dersler soğudular. Hatta 2 gün önce görüştüğüm bir öğrenci vardı. Okula gitmek istemiyorum diye bir laf etti. Doğrudur. Yani çocuklar evde bir alışla ki rahatla. Tabii canım. Adam bilgisayar, benim olandan bahsedeyim. Bilgisayar açıyor, alt taraftan öğretmen dinliyor, alt taraftan oyun oynuyor. Başka şeylere ilgileniyor ama yapacak bir şey yok yani. Evet. Yani öğrenci böyle biraz okul olayından daha çok evdeki rahatlığı... Bilgisayarlar gelişti ama. Onu biliyorum. Bilgisayar çok iyi gelişti. Bilgisayar çok güzel gelişti. Benden iyi bilgisayarı kullanmaya başladı. Bu da olumlu tarafından bakıyoruz tabii ama sizin gibi değerli eğitim uzmanları bu
konuyu aşacaklardır büyük ihtimalle. İnşallah, inşallah bunu açığı kapatırız diye düşünüyorum. Tekrar çocuklarımıza büyük fedakarlık bulunarak, özveri bulunarak, öğrenciye birebir ilgilenerek o açığı tekrar okulu sevdirme olayını, okula bağlanma olayını ben aşacağımızı düşünüyorum. İnanıyorum ben. Öğretmenlerimize inanıyorum bu konuda. Hocam, eğitim camiasına öğrencilere vereceğimiz bir mesaj varsa onları da alalım. Söylemek istediğiniz herhangi bir şey varsa onları da alalım. Kahvemizi bitirelim. Kahvemiz de soğudu. Aradan çok şey oldu. Evet. Onu da bir alalım. Ondan sonra sizi... Sorularınız varsa ona cevap verelim diyorum. Eğitim olarak biz 36 yıllık bir uzun bir eğitim içerisinde olduğum için gönüllü, severek, isteyerek eğitim içerisindeyim. Allah sağlık verirse daha uzun yıllar çalışmak istiyorum. Öğrencilerimizden gelecekte ülkemize faydalı bireyler olarak yetişmek için canlı başlı çalıştığını söyleyebilirim. Bizim tüm eğitimimizdeki elemanlarımız, öğretmenlerimiz aynı özveriyle fedakarlık çalışmaya inanıyorum. Bu özveri olayı pandemi biraz koptu gibi ama tekrar inşallah önümüzdeki 2021-2022 yılında her şey düzelecek. Her şey eskisi gibi belki daha eskisine iyi olacağını düşünerek bütün öğrencilerime, bütün vatandaşlarıma iyi günler diliyorum.